Hoş geldiniz efendim. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 10 Temmuz Pazar 9 koşudan oluşan bir programın idman pisti programıyla sizlerle birlikteyiz. 14'te günün ilk startı verilecek İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda ve birinci altılı ganyan başlayacak. Saat 15'te yedili presi ve yedili ganyan başlangıcı başlarken saat 15.30'da da İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda ikinci altılı ganyan heyecanı başlayacak. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nun ardından İzmir Şinyer Hipodromu'nda da akşam koşu heyecanı yurt içinde devam ederken yurt dışında Amerika'da Gulfstream Park'ta koşu heyecanının devam edeceğinin altını çizelim ve İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 9 koşudan oluşan programın idman pist programıyla başlayalım ve 9 koşudan oluşan programda birinci koşu bir şartlı mücadele Saadettin koşusu startı alamamış 2 yaşlı İngiliz Taylor'ı ilk kez piste çıkacak. Aslan parçası Yavuz Alan'la son çalışmasını 8 Temmuz sabahı gerçekleştirdi. 600 metre üzerinden 35, son 400'ü 23,5 rahat oldu aslan parçası. 3 numaralı Check-off Raise'i izliyoruz. Ali Arslan da son sprintini dün sabah gerçekleştirdi. 600 metre üzerinden 36,8, son 424, son 200'ü 11,5 oldu. 3 numaralı Check-off Raise, dıştaki Tay 3 numaralı Check-off Raise. 4 numaralı Kara Sabri Musa Özçelik de 8 Temmuz sabahı son çalışmasını 600 metre üzerinden yaptı. 37, son 400'ü 24 oldu 4 numaralı Kara Sabri'nin. 5 numaralı Naçal geliyor şimdi idman pistinde. Dıştaki Tay 5 numaralı Naçal Uğur Ovat'la son sprintini 9 Temmuz sabahı gerçekleştirdi. 600 metre üzerinden 35,8, son 400'ü 23,8, son 200'ü 12 oldu. 5 numaralı Naçal'ın dıştaki Tay 5 numaralı Naçal, içteki Tay ise Depositi. 6 numaralı Navajo geliyor idman pistinde. Kadir Özdemir ile son sprintini 9 Temmuz sabahı yaptı. 600 metre üzerinden 36,8, son 400'ü 24, son 200'ü 11,5 oldu. 6 numaralı Navajo Kadir Özdemir ile çalıştı. İçteki Tay Navajo'ydu. Dıştaki Tay ise az önce izlediğimiz Check-off Race. 8 numaralı Kalinka bu koşu için son idman pist görüntüsü. 9 Temmuz sabahı son sprintini 400 metre üzerinden yaptı Sefer Demir ile 22,3 son 200'ü 11 oldu. Dışta Richfire, içteki Taysa 8 numaralı Kalinka'ydı. Evet, saat 14'te start almamış 2 yaşlı İngiliz Taylor'ı yarış yaşamlarının ilk startı için 1200 metre mesafe üzerinden Çin pistte mücadele edecekler. Geçiyoruz günün ikinci koşusuna. İkinci koşuda 3 yaşlı İngiliz Taylor'ı 1900 metre mesafe üzerinden Çin pistte mücadele edecek. Birincilik mücadelesi olacak. Bakalım idman pistinde hangi Taylor'ı görme şansı yakalayacağız. 1 numaralı Babino Caro'yu izliyoruz. Nurullah Gözle son çalışmasını 7 Temmuz sabahı gerçekleştirdi. 800 metre üzerinden 53,2, son 400'ü 26,5'tu. 1 numaralı Babina Caro, Nurullah Gözde iç pistte son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Feşitev 9 Temmuz sabahı bir sprint gerçekleştirdi. 400 metre üzerinden Kıvanç Tüysüz ile 24,8, son 200'ü 11,8 oldu. 4 numaralı Feşitev Kıvanç Tüysüz ile. 5 numaralı Çakıltaşı geliyor şimdi idman pistinde. Dışta Farkin Ateşi, içte Çakıltaşı'nı izliyoruz. Mehmet Emin Aydoğdu ile iç pistte 8 Temmuz sabahı 600 metre üzerinden son galobu 38, son 400'ü 24,2 oldu. 5 numaralı Çakıltaşı, tekrar hatırlatalım. Dışta Farkin Ateşi var, içte Çakıltaşı. 6 numaralı Kurtlu Kurt Volkan Yüksel de son çalışmasını 8 Temmuz sabahı gerçekleştirdi. 800 metre üzerinden 48, son 400'ü 25 oldu. İçteki Safkan Kurtlu Kurt, dışta Anatolian Love vardı. 6 numaralı Kurtlu Kurt bu sprintte içerideki Safkan olduğunu altını çizelim. Evet, ikinci koşu 3 yaşlı İngilizlere ait 1900 metre mesafe üzerinden yapılacak Çin pistte ve günün ikinci koşusu olarak gerçekleştirilecek. İlk altının da ikinci ayağını oluşturuyor. Geçiyoruz günün üçüncü koşusuna. Bu kez 1400 metre sentetik pistte 3 yaşlı İngiliz safkanların mücadelesi olacak ki bu koşuyla beraber yedili plase ve yedili ganyan başlangıcı olacak İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda. 1 numaralı Aslan Ağzı geliyor idman pistinde. Remzi Erçel de izliyoruz bu safkanı. Son çalışması 7 Temmuz sabahı oldu. 1200 metre üzerinden 1.14,8, 1.00, son 400'ü 23,6 rahattı. 1 numaralı Aslan Ağzı Remzi Erçel ile çalıştı. Gordon Protector iç pistte son çalışmasını Yasin Demirkıran'la gerçekleştirdi. 7 Temmuz sabahı 1200 metre üzerinden 1.16,8, 1.03,6, son 400'ü 24,8 oldu. 2 numaralı Gordon Protector iç pistte çalıştı.
3 numaralı Lira Lira Burak Bektaş da son çalışmasını 8 Temmuz sabahı gerçekleştirdi. 600 metre üzerinden 36.8, son 400'ü 24.2 rahat oldu 3 numaralı Lira Lira'nın. 4 numaralı Racer Man idman pistinde Musa Özçelik'le izliyoruz bu safkanı. 1000 metre üzerinden son çalışmasını 7 Temmuz sabahı yaptı. 1.03.6 son 400'ü 24 oldu 4 numaralı Racer Man'in. 5 numaralı Lemnos Erhan Soykuvvet'le 9 Temmuz sabahı iç pistte Kenter yaparken ekranlarınıza geliyor. 5 numaralı Lemnos son çalışmasını Kenter yaptı iç pistte Erhan Soykuvvet'le. Ve bu koşunun son idman pist görüntüsü 6 numaralı Çağ Tufanı'ndan gelecek. Bu safkanda 9 Temmuz sabahı Mehmet Emin Aydoğdu ile iç pistte bir sprint yaptı. Düzlük sprinti 400 metre üzerinden 24.8 son 200'ü 12 oldu 6 numaralı Çağ Tufanı'nın. Günün 3. koşusu 1400 metre mesafe üzerinden sentetik pistte yapılacak. 3 yaşlı İngiliz safkanları mücadele edecek ve 7'li plase 7'li ganyan bu koşuyla başlayacak. Geçiyoruz günün 4. koşusu ki 2. 6'lı ganyanın da ilk ayağı olacak. 2 yaşlı İngiliz tayları Saadettin koşusu start almamış tayların bölünmüş koşusunun diğer ayağı olacak. Ve idman pistine dönüyoruz. Bakalım idman pistinde hangi tayları izleyeceğiz. 1 numaralı Blue King. Son çalışması İbrahim Esel'de iç pistte 600 metre üzerinden ve 8 Temmuz sabahı 37.5 son 425 rahat oldu. Blue King 1 numaralı safkan İbrahim Esel'le çalıştı son galopunda. 2 numaralı Depository Ramazan Aslan'la bir kez daha izliyoruz bu tayı. 9 Temmuz sabahı son sprinti 600 metre üzerinden 35.8 son 423.8 ve son 200'ü 12 olmuştu ve içteki safkan Depository. 4 numaralı Robin Gökkan Gökçe ile son çalışmasını 8 Temmuz sabahı gerçekleştirdi. 600 metre üzerinden 38 son 400'ü 24.6 oldu 4 numaralı Robin'in Gökkan Gökçe ile. 5 numaralı Synapse Ayhan Kurşun'la son çalışmasını 8 Temmuz sabahı gerçekleştirdi. İç pistte 600 metre üzerinden 37.5 son 424 rahat oldu 5 numaralı Synapse'in Ayhan Kurşun'la. 6 numaralı sürat makinesi Serdar Yılmaz'la son çalışmasını 5 Temmuz sabahı gerçekleştirdi. 1000 metre üzerinden 1.03.5 son 400'ü 26 rahat oldu. Bu safkanın 6 numaralı sürat makinesi 5 Temmuz sabahı Serdar Yılmaz'la ve iç pistte çalıştı. 7 numaralı Tromos Özcan Zorlu'yla son sprintini 9 Temmuz sabahı düzlük sprint olarak yaptı. 400 metre üzerinden 23.5 son 200'ü 11.5 rahat oldu 7 numaralı Tromos. Ve bu koşunun son idman pist görüntüsü ekranlarımıza geliyor. 8 numaralı Blue Line'dan Ramazan Aslan'la son sprintini 9 Temmuz sabahı gerçekleştirdi. 400 metre üzerinden 24, son 200'ü 12 rahat oldu 8 numaralı Blue Line'ın. Evet start almamış 2 yaşlı İngiliz tayları 1200 metre mesafe üzerinden Çin pistte Saadettin koşusunda yarış yaşamlarının ilk startını alacaklar. Geçiyoruz günün 5. koşusuna. 4 yukarı İngilizler bu kez sentetik pistte 1500 metre mesafe üzerinden birincilik mücadelesi yapacaklar diyoruz. Ve hemen idman pistine dönüp son çalışmalara bir göz atıyoruz. Duke of Kent, Aydın Gönültaş'ta son galopunu 8 Temmuz sabahı gerçekleştirdi. 600 metre üzerinden 36.8, son 400'ü 24.3 rahat oldu Duke of Kent'in Aydın Gönültaş'ta. 2 numaralı Mitojenik 8 Temmuz sabahı son galobu 600 metre üzerinden 41.8 son 427.5 oldu. Mitojenik Mehmetçik Aydoğdu ile son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı A Efendi geliyor idman pistinde Ayhan Kurşun'la iç pistte son çalışmasını 8 Temmuz sabahı gerçekleştirdi. 600 metre üzerinden 36.2 son 400'ü 23.4 oldu. 4 numaralı A Efendi Ayhan Kurşun'la iç pistte son çalışmasını bu şekilde yaptı. 7 numaralı Sihirli Dağ Yasin Demirkaran'la son galopunu 8 Temmuz sabahı gerçekleştirdi. İç pistte 600 metre üzerinden 37.8 son 400'ü 24.4 oldu. Dıştaki safkan 7 numaralı Sihirli Dağ. Gece rüzgarıyla beraber çalıştı bu safkan. Ve 8 numaralı Emir Rais geliyor ekranlarımıza. Bahattin Akbulut'la son galopunu 8 Temmuz sabahı yaptı. 600 metre üzerinden iç pistte 40, son 400'ü 26 rahat oldu. 8 numaralı Emir Rais'in Bahattin Akbulut'la yapmış olduğu son galop ekranlarımıza geliyor.
Evet, bu koşuda St. Edith'te 4 yukarı İngilizler 1500 metre mesafede birincilik mücadelesi yapacak. Günün 5. koşusu Beşligan yanında başlangıç ayağını oluşturuyor. Geliyoruz günün 6. koşusuna, sonuncu merakla beklenen mücadeleye doğru yol alıyoruz. 3 yukar İngilizler 1500 santilikte buluşuyor. Yavuz Sultan Selim grup 1 mücadele nefesleri kesecek. Bakalım bu önemli mücadelede son çalışmalar nasıl olmuş. Ballıkaya iç pistte 9 Temmuz sabahı yapmış olduğu son sprint geliyor. 600 metre üzerinden 37, son 400'ü 24.3, son 200'ü 12 oldu. 2 numaralı Ballıkaya'nın Ramazan Aslan'la iç pistte. 4 numaralı Farkin Ateşi geliyor ekranlarınıza. Dıştaki safkan iç pistte son çalışmasını 600 metre üzerinden yaptı. 38, son 400'ü 24.2 rahat oldu. Farkin Ateşi Yasin Demirkıran'la çalıştı ve içteki çakıl taşı, dışta Farkin Ateşi vardı. 5 numaralı Golden Tower geliyor Adem Gökçe ile. 9 Temmuz sabahı Kenter yaptı bu safkan. Golden Tower'ın Adem Gökçe ile yapmış olduğu Kenter 9 Temmuz sabahıydı ve ekranlarımıza bu şekilde geldi. 8 numaralı Yalpagan geliyor şimdi ekranlarımıza. İçteki safkan 8 numaralı Yalpagan olacak. Golden Tower'dan sonra iç pistte çalıştı Semih Kaymaklı ile 600 metre üzerinden 38.3, son 400'ü 25.4 rahat oldu. Yalpagan'ın tekrar hatırlatmak gerekirse içteki safkan 8 numaralı Yalpagan Semih Kaymaklı ile. Ve koşunun son idman pist görüntüsü 9 numaralı Yıldırım Bey'den gelecek. Son çalışması Ümit Yayla ile oldu ve 6 Temmuz sabahıydı bu çalışma. 1000 metre üzerinden 0.59.7, son 424 rahattı. 9 numaralı Yıldırım Bey Ümit Yayla ile bu şekilde son çalışmasını tamamladı. Bu koşuda start alacak olan safkanlardan biriydi. Önemli bir mücadele dedik. Grup 1 mücadele. 3 yukarı İngilizler 1500 santilikte buluştu. Yavuz Sultan Selim grup 1 mücadele gerçekten yarın nefesleri kesecek. Geçiyoruz günün bir diğer mücadelesine, 7. koşuya doğru gidiyoruz. Moda Burnu koşusu 4 yukarı Araplar bu kez 2000 metre çim pistte mücadele edecek ve koşunun idman pist görüntüleri de ekranlarımıza gelmeye başlıyor. Buzkaya ile başladık. 9 Temmuz sabahı Yunus Yalvan'la Kenter yaptı. 1 numaralı Buzkaya ve bu Kenter'i iç pistteydi. 3 numaralı Kafadar geliyor şimdi idman pistinde görüntüsü. İç pistte çalıştı 600 metre üzerinden 41.5, 27.5'tu. Hakan Gökçe ile çalıştı 8 Temmuz sabahı 3 numaralı Kafadar. İşte Rodosto, dışta 3 numaralı Kafadar'ı izliyoruz. Hakan Gökçe ile iç pistte 600 metrelik son çalışmasında. 5 numaralı Kırkpınar geliyor şimdi idman pistinde görüntülere. Dıştaki safkan 5 numaralı Kırkpınar Semih Kaymaklı ile çalıştı. 7 Temmuz sabahı 1200 metre üzerinden 1.21.3, 1000'i 1.07.5, son 427 rahat oldu. 5 numaralı Kırkpınar dıştaki safkan Semih Kaymaklı ile çalıştı. Ve 6 numaralı Ada Ağası geliyor ekranlarımıza. Hacı Altunbaş'la yapmış olduğu Kenter ekranlarımızda. Dün 9 Temmuz sabahı gerçekleştirdi bu çalışmayı. 6 numaralı Ada Ağası Hacı Altunbaş'la. Evet, Moda Burnu koşusu 4 yukarı Arapların 2000 metre mesafe üzerinden çim pistle mücadele edecekleri bir koşu olacak yarın İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda. Geçiyoruz günün 8. koşusu, önemli bir mücadele. 3 yaşlı dişi Arap tayları piste çıkacak. Eski başkanlarımızdan Kazım Köylü'yü anacağımız mücadele 1200 metre mesafe üzerinden ve çim pistle yapılacak diyoruz. Ve hemen idman pistine bakıyoruz son çalışmalar için. 1 numaralı Belir Su son çalışması Mehmet Sav'la iç pistte oldu. 1000 metre üzerinden 8 Temmuz sabahı 1.14, son 430 rahattı. 1 numaralı Belir Su Mehmet Sav'la 8 Temmuz sabahı 1000 metrelik kalıbını bu şekilde tamamladı. 2 numaralı Beyaz Kule geliyor. Mehmet Kaya ile son çalışmasını 8 Temmuz sabahı gerçekleştirdi. İç pistte 800 metre üzerinden 55, son 400'ü 27.2 rahat oldu. 2 numaralı Beyaz Kule Mehmet Kaya ile son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Hira geliyor şimdi idman pistinde. Uğur Polat'la son çalışmasını iç pistte 8 Temmuz sabahı gerçekleştirdi. 1000 metre üzerinden 1.13.6, son 431 rahattı. 4 numaralı Hira, Uğur Polat'la son çalışmasını iç pistte 1000 metre üzerinden 8 Temmuz sabahı yaptı. 5 numaralı İbibik geliyor şimdi idman pistinde. 9 Temmuz sabahı iç pistte Serkan Erdem'le son çalışmasını sprint olarak yaptı. 400 metre üzerinden 27.8, son 200'ü 13.8 rahattı. 5 numaralı İbibik Serkan Erdem'le son sprinti 9 Temmuz sabahıydı.
6 numaralı İmhan geliyor ekranlarımıza. Güven Gökçe ile 7 Temmuz sabahı son çalışmasını gerçekleştirdi. 800 metre üzerinden 57.3, son 400'ü 29 rahattı. 6 numaralı İmhan'ın Güven Gökçe ile. 7 numaralı Kınalı Kuzu idman pistinde şimdi ekranlarımıza gelecek. Mevlüt Kurt'la son çalışmasını 7 Temmuz sabahı gerçekleştirdi. 800 metre üzerinden 54, son 400'ü 26.7 rahattı. 7 numaralı Kınalı Kuzu'nun Mevlüt Kurt'la. 9 numaralı Köstebek Kınalı Kuzu'dan sonra Engin Tokçalar'la 9 Temmuz sabahı yapmış olduğu düzlük sprinti geliyor 400 metre üzerinden. 30.8, son 200'ü 15.3 rahattı. 9 numaralı Köstebek'in Engin Tokçalar'la yapmış olduğu son çalışma. 11 numaralı Saray Cariyesi geliyor. İç pistte yapmış olduğu son çalışma 8 Temmuz sabahıydı. 600 metre üzerinden 42.2, son 400'ü 27.7 rahattı. 11 numaralı Saray Cariyesi Ahmet Özyiğit'le son çalışmasını iç pistte tamamladı 8 Temmuz sabahı. 12 numaralı Storm Girl geliyor ekranlarımıza. Bu safkanda 9 Temmuz sabahı bir sprint yaptı. 200 metrelik sprinti 14.8 rahattı. Semih Kaymaklı'yla 12 numaralı Storm Girl. Ve son idman pist görüntüsü bu koşu için 13 numaralı Tay'dan gelecek. 13 numaralı Tay ekranlarımıza geliyor. Tetina Tolga Yıldız'la 8 Temmuz sabahı iç pistte çalıştı. 41.5, son 400'ü 27.5 rahattı. 600 metrelik çalışması Tetina'nın Tolga Yıldız'la. Evet, Kazım Köylü'yü anacağımız mücadele 3 yaşlı Arap dişi taylarının mücadelesi olacak. 1200 metre mesafe üzerinden günün 8. koşusu olarak gerçekleşecek. Ve geçiyoruz 9. ve son koşuya. 4 yukarı İngilizlerin 1400 metre mesafe üzerinden Çin pistte yapacak oldukları mücadele 8 safkan arasında olacak. Ve Aten Gold'un idman pist görüntüsüyle son koşuya geçiyoruz. Yasin Demirkıran'la 8 Temmuz sabahı 800 metre üzerinden 51, son 400'ü 25.3 rahat oldu. Aten Gold iç pistte Yasin Demirkıran'la çalıştı. 4 numaralı Civanhan İsmail Gülbudak'la son çalışmasını 8 Temmuz sabahı gerçekleştirdi. 600 metre üzerinden 36.2, son 400'ü 23.6 rahattı. 4 numaralı Civanhan İsmail Gülbudak'la son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı El Concreador Fatih Sav'la son sprintini 9 Temmuz sabahı gerçekleştirdi. 600 metre üzerinden 40.5, son 400'ü 25.5, son 200'ü 13 rahat oldu. 5 numaralı El Concreador'ün. 6 numaralı Gece Rüzgarı, içteki safkan, dışta sihirli dağ vardı. İç pistte son çalışmasını Ayhan Kurşun'la 600 metre üzerinden yaptı. 37.8, son 400'ü 24.4 rahattı. 8 Temmuz sabahı içteki safkan, 6 numaralı Gece Rüzgarı. Ve son idman pist görüntüsü Kejo Baba'dan geliyor. İçteki safkan Cuma altın başla iç pistte 8 Temmuz sabahı 600 metrelik çalışması 37, son 400'ü 24.3 rahattı. İçteki safkan Kejo Baba iç pistte 8 Temmuz sabahı son çalışmasını Cuma altın başla 600 metre üzerinden yaptı. Evet, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yarın 9 koşudan oluşan çok güzel bir program bizleri bekliyor. 2 altılı ganyan heyecanı yaşanacak. Günlük startı saat 14'te verilecek İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda ilk altılı ganyanın da başlangıcı olacak. Saatler 15'i gösterdiğinde 7'li plase ve 7'li ganyan başlangıcı olacak. Saatler 15.30'u gösterdiğinde de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda ikinci altılı ganyan başlangıcı olacak. 9 Temmuz'da idman pisti görüntüleri ekranlarımıza geldi. 10 Temmuz İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 9 koşudan oluşan programında son görüntüleri, son çalışmaları sizlere yansıtıldı. Tüm yarış severlere bol şanslar diliyoruz. Keyifli bir gün diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.